ekranlarından tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Osmanlı Türkçesi derslerimiz devam ediyor. Değerli arkadaşlar, birkaç derstir Osmanlı Türkçesindeki ekler konusunu işliyorduk. Bugün de ekler konusuna devam edeceğiz ve bugünkü konumuz çekim ekleri. Çekim eklerinin temel kurallarını Osmanlı Türkçesinde özellikle çok yaygın olanlarını beraber göreceğiz. Buyurun başlayalım. Evet. Çekim ekleri. isim çekim ekleri. Türkçe'de ismin yalın hali, e hali, i hali, d hali, den hali diye e, özetlediğimiz halleri ekranda göreceğiz. Aynı zamanda tamlayan ekini de beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet. Yalın hali, hal ekleri zaten sağ tarafta, sağ başta yalın hallerini görüyoruz. Tamlayan halini ismin kafi nuni veyahut nun kafi nuni ek olarak evin yani senin evin manasında. Evet. Koç, koçun, senin koçun. Tamlayan eki olarak ya kafi nuni geliyor yahut nun kaynaştırma olarak da nun kafi nuni geliyor. Evet. Belirtme hali eki yani ismin i hali de deniliyor. Yahut belirtme hali eki de deniliyor arkadaşlar. Y ile yapılıyor evi, koçu. Bununla çok söylenecek bir şey yok. Zaten Y konusunda, Y okutucusunda bunları açıklamıştık. Evet. Yönelme hali, yani ismin E hali diye de söyleniyor. Yönelme hali, H ile yapılıyor. Eve, koça. Evet. İsmin D hali diye de söylenen bulunma hali eki. Evde, koç Yahut den, ismin den hali. Yahut ayrılma hali evden yani evden çıktı evden ayrıldı. Koç'dan. Evet. Demek ki dan den de dal ve nun'la yapılıyor. Bulunma hali eki ise ya yahut ismin de hali ise dal ve he harfiyle yapılıyor. Evet. Şimdi okunuşlarını görelim arkadaşlar. Evet. Okunuşlarını da görmüş olduk. Bir sonraki maddemize geçiyoruz. Evet, yine isim çekim ekleyeyim. İsmin yalın halleri baba ve okul. Birinci tekil şahıs zaten sayıla gidiyor. Onları tekrar etmeyeceğim. Babam mimle yapılıyor. Baban senin baban kafi nuni ile yapılıyor. Babası üçüncü tekil şahıs y ile yapılıyor. Babamız mim ve z ile. Babanız ikinci çoğu şahıs kafi nuni ve z ile yapılıyor. Babaları, üçüncü çoğul şahıs, ''lam, ra ve ye'' ile yapılıyor arkadaşlar. Diğer kelimemize geçiyoruz. ''Okulum, okulun, okulu, okulumuz, okulumuz, okulları'' Demek ki ''mim, kafinuni, ye, mimze, kafinuni, ze, lam, ra ve ye'' ile yapılıyor isim, çekim, ekleri. Bunlar da yalın halleri. Yani ek almamış halleri arkadaşlar. Şimdi okunuşları geldi. Evet. Sonraki maddemize geçiyoruz. Evet. Türkçede iki tane ki var. Birincisi aitlik eki olan ki, diğeri bağlaç olan ki. Aitlik eki olan ki kef ve ye ile yapılıyor. Bağlaç olan ki kef ve h ile yapılıyor. Bunu bu konuyu daha önce bahsetmiştik. Bağlaç olan ki bize Farsçadan geçmiş olduğundan dolayı kef ve h harfiyle yani k gibi yazılıyor ama ki şeklinde okuyor, okunuyor, okuyoruz demiştik arkadaşlar. Örneklerine geçiyoruz. Aitlik olana önce dünkü dünkü yani dünkü bugünkü arkadaki yarınki yani ait nerede arkada arkadaki efendim bugün yani nereye ait bugün ait bugünkü gazete gibi falan aitlik anlamına gelen ki demek ki kef ve y ile yazılıyor bugünkü ü sesi de çıkmış olsa u sesi de çıkmış olsa arkadaşlar v e, vav falan gelmiyor kef ve y kalıbıyla yazılıyor. Bağlaç olan ki kef ve h hey ile yazılıyor. Baktım ki. Evet, bağlaç. Bilmem ki. Madem ki. Şöyle ki. Demek ki bağlaç olan ki de kef ve h hey harflerle yazılıyor arkadaşlar. Okunuşlarını göreceğiz. Evet, bilmem ki, baktım ki, bugünkü, dünkü, arkadaki, yarınki, madem ki, şöyle ki. Diğer maddemize geçiyoruz. Evet, fiil çekim ekleri. Evet, ra, elif ra, ye ra ve val ra ile yapılıyor. Geniş zaman eki. Evet, buradaki kırmızıyla gösterilen ekler arkadaşlar geniş zaman ekleri. Diğerleri ise Z, Lamra, vesaire, Mim ise bunlar da şahıs ekleri. Şahıs eki olduğundan dolayı konumuzla alakalı olmadığından bunlar siyahla yazıldı. Kırmızı olanlar e, geniş zaman eki. Evet, başlarız. Yazarım. Evet, birinci çoğul şahıs. Yazarım, birinci tekil şahıs. Gelirsin, ikinci tekil şahıs. Evet. İşitirler, evet, üçüncü çoğul şahıs. Evet, kurur, evet, Savu, nur, sunuz. üçüncü çoğul şahıs. Demek ki ra, elif ra, ye ra ve val ra ile yapılıyor. Ne? Geniş zaman eki veya geniş zaman fiilleri. Evet, diğer maddemize geçiyoruz. geniş zaman eki olumsuz. Bir önceki olumlu idi. Şimdi olumsuz. Evet. Oyna mam. Mim elif oyna mam. İste mem. Beklemezsin. Mez. Çağırmaz. Evet. Benzemeyiz. Yine burada mim ve he oturmayız mim elif söylemezsiniz işlemezler. Demek ki arkadaşlar kalın harflerde mim, elif, ince harflerde ise mim, h şeklinde kalıp olarak geliyor. Aynı, aynı zamanda çoğullarda bir de mim, mimin yanına z ilavesi oluyor. Buralarda evet olduğu gibi söylemezsiniz. Evet. Devam ediyoruz. Okunuşlarını göreceğiz çağırmaz, beklemezsin, istemem, oynamam, benzemeyiz, oturmayız, söylemezsiniz, işlemezler. Sonraki kalıbımıza geçiyoruz. Evet. Şimdiki zaman eki Y, vav ve ra ile yapılıyor arkadaşlar. Yor. Evet. Bekle, yorum. Ara, yorsun. Anla, yor. Söyle, yoruz biliyorsunuz okuyorlar. Evet. Özellikle bunları tahtadaki gibi okudum. Ekrandaki gibi okudum. Bekle. Niye? Çünkü kökler değişmez demiştik. İsim ve fiil kökleri bozulmaz. Ek alsa da bozulmaz demiştik. Kalıp olarak bekle kök olduğundan dolayı bu kalıbı değiştiremiyoruz. Yazılışı bekle yorum. Ama artık bugün bekliyorum diye söylüyoruz. Yahut ara yorsun. Halbuki bugün ara demiyoruz. Arıyorsun ama ara kök olduğundan ek aldığında bozulmaz arkadaşlar. Dolayısıyla ara yorsun yahut anla Yine anlamak fiilinden, anla kökünden anla Demek ki şimdiki zaman eki y, vav ve r harfiyle geliyor. Evet devam ediyoruz. Burada lamdan sonra y var. Bu da kaynaştırma y'si. Kelimenin e, ekin kökü değil arkadaşlar. Ekin kökü y val ve re Burada da bir kaynaştırma y'si geldi. Şimdi okunuşunu göreceğiz. Diğer bir kalıba geçiyoruz. Osmanlıca kelime kökünün muhafaza edilmesi kaidesi, esasen Türkçenin yapısında bulunan böyle güzel nükteleri koruma... Gayesine yönelik ve onunla uyumlu bir yazı dili zenginliğidir. Şimdi okunuşlarını da görelim. Kısaca bunu izah edelim arkadaşlar. Şimdi e, Latin alfabesiyle yeni harflerle yazdığımız zaman bazı karışıklıklar olabilir. Ama Osmanlı Türkçesinde bu karışıklıklar olmaz. Mesela e, yıkıyorum, yıkıyorum. Şimdi sadece bu kalıpları görmüş olsak kitapta yıkıyorum, yıkıyorum. Yani ne yapıyorsun sen? Arabayı mı yıkıyorsun, evi mi yıkıyorsun? Yıkmak mı, yıkamak mı? Şu yazılıştan bunu anlamak mümkün değil. Ama Osmanlıca'da mümkün. Neden? Kelime kökü değişmediğinden, bozulmadığından dolayı böyle bir hata olmaz. Niye? Çünkü yıkamak fiilinde kök yıka olduğundan dolayı yıka yazıldı zaten. Yıka yıkıyorum. Ne yapıyorsun? Evi yıkıyorum, arabayı yıkıyorum, sokağı yıkıyorum falan. Ama yıkmak Yok etmek manasındaki fiil, kök yık olduğundan dolayı yıkıyorum. Dolayısıyla burada e, yıkamakla karıştırılması asla söz konusu değil. Mesela atıyorsun. İkisinde de atıyorsun diye yazılıyor. Ne atıyorsun? Topu atıyorsun? Yoksa bir memuru bir göreve mi atıyorsun? Bunu anlamak mümkün değil. Ancak cümlenin gelişinden, gelişinden, e, gidişinden anlayabiliriz. Ama Osmanlıca'da böyle bir şey söz konusu değil. Atayor, yani atamak fiilinin kökü ata olduğundan dolayı ve değişmediğinden dolayı atayı yazıyoruz. Atayorsun, yani bu atamak fiili bir memuru bir yere görevlendiriyorsun. Yine aynı şekilde at topu atmak e, fiili kök at olduğundan dolayı atıyorsun, atayorsun denmez. Atıyorsun, atıyorsun gördüğümüzde, şunu gördüğümüzde bu kesinlikle top atmak demektir. Evet. Kapıyor yine kapıyor, kapıyor. Yani kapıyı mı kapıyorsun yoksa bir ödülü, bir şeyi mi kapıyorsun? E bunu anlamak mümkün değil ama Osmanlıca'da böyle bir hata olmaz. kapıyor yani kapıyı kapamak e veya kapıyor ise bu bir ödülü veya herhangi bir şeyi kapmak manasındadır. Çünkü kök kaptır. Burada da kapadır. Evet, kuruyor. Kuruyor. Evet, elbisenin kuruması mı yahut saatin kurulması mı? bu anlaşılmaz ama Osmanlıca'da anlaşılır. Çünkü bunun kökü kuru olduğundan dolayı kuruyor. Bunun kökü kur olduğundan dolayı, saati kurmak olduğundan dolayı y y vav, ra geliyor, kuruyor. Evet, Osmanlıca'nın, Osmanlıca yazmanın bir güzelliği de bu şekilde anlatılmış olduğu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiki zaman eki. Biraz önce şimdiki zaman olumluyu görmüştük. Şimdi olumsuzu görüyoruz. Evet. Bu da mim elif daha çok mim elif ve mim h şeklinde yapılıyor arkadaşlar. Kaçmıyorum. gülmüyorum, sap Sapmıyor. Evet. Bunlar arkadaşlar olumsuzluk ekleri elif yahut ok olumsuzluk ekleri h düşebilir. Düşerekten de yazılabilir diye önceki derslerimizde söylemiştik. Dolayısıyla yorum şeklinde yazılmakla beraber mesela gönderme, gönderme burada h olması lazım. Göndermiyorsun halbuki buradaki h kalktı. Göndermiyorsunuz şeklinde de yazılabiliyor. Sapmıyor veya tutmuyorlar. Tutmuyorlar. Mim'den sonra h gelmesi lazım. Gelse de yanlış olmaz ama yazılmadan tutmuyorlar şeklinde de bugünkü telaffuz ettiğimiz şekilde de arkadaşlar yazılabiliyor. Ama genel kalıbımız mim olumsuzluk edatı olarak mim elif mim elif yahut mim he. Zaten yor şimdiki zaman ekiydi. Buradaki yorlar şimdiki zaman ekiydi. Olumsuzluk edatı mim elif veyahut mim he şeklinde geliyor. Ama dediğimiz gibi elif ve h yazılmadan da yazılabilir mi? Evet, yazılabilir. Yanlış olur mu? Hayır, yanlış olmaz. Okunuşu geliyor arkadaşlar. Evet, kaçmıyorum, gülmüyorsun, sapmıyor, gücenmiyoruz, göndermiyorsunuz, tutmuyorlar. Değerli arkadaşlar, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün çekim eklerini işledik. Çekim ekleri uzun olduğundan dolayı yarın da bu konuya devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünkü İlk bölümümüzün yani çekim eklerinin ilk bölümünün sonuna gelmiş ve programımızı burada bitirmiş olduk. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.